Şimdi Tüpraş 1955'te Menderes devrinde ilk bir özel sektördür. İngilizler kurmuş. Bunun adı İpraş'tı. İpraş olan İstanbul Petrol Yatırı. 55'te bu su alınmış. Şimdi devretmiş. Sonra millileşmiş 60'tan sonra falan. Şimdi bugün Tüpraş'ta teknik olarak bir litre ham maddenin işlenebilmesi için bir litre su kullanılıyor. Bu teknolojide o kadar çok suya ihtiyaç var. Şimdi oradan almasın. Birisi diyor ki siyasilerden deniz suyu kullansın diyor. Ya o deniz suyuyla 1000 derecede su basıyorlar soğutmak için. Bazı zamanda o soğutmayla şey çıkıyor, benzindi, mazottu bilmem ne. Neyse bak şunu söyleyeyim. Adapazarı Sapanca Gölü'nden 63 yılında su almaya başladı. 1963 yılında su almaya başladı. Ve o zaman devlette asbest borular modaydı. Bütün nerede su varsa asbest boruyla alınırdı. Millet kanserden mi öldü? Tabii. Şimdi bu zamanla kanser yaptığı tespit edildi. Bak, bizim Adapazarı'nın boruları da asbest boruydu. Ben Ünal Ozan'ı biliyorum. Şey getirdi, boru getirdi. Çelik boru getirdi. Çelik boru getirdi. Patlayan yerleri yeniledi. Patlayan evet. Yerleri yeniledi. Sanıyorum şimdi artık asbest boru hiç kalmadı yani. Bizim çelik zaman. Boruya doğru gidiyor. Hepsi çelik borudur. Yani sağlıklı borudur. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tüpraş'ın müktesep hakkıdır. İster devletin olsun. Bu diyor ki devletse mesele yok diyor. Özelse bunlar serbest piyasa ekonomisi ruhunu kazanamamışlar. Bizim gazeteciler. Bak bir şey söyleyeyim. Ha nasıl olur? Nasıl olur? Şu anda onun üçte biri hududu İzmir'de. Tüpraş aldığı zamandan beri ücret ödüyor. Ve 12 inçtir. Bak burada alınan boru 12 inçtir. Buranın yarı suyunu, o parayı ödüyor, yarı suyunu Yarımca'ya veriyor bedava. Yarımca halkına dağıtıyorlar şehir suyu olarak. Kim biliyor bunları? Ha tutturmuş bu. Bir şey söyleyeyim bak. Sapanca kolektörünü orada Erdoğan bir belediye reisi yaptı. Ha. Cevat Ayhan'a ben rahmetli beni çok severdi, dinlerdi. Oranın bitirilmesini ona havale ettim. O buraya gereken parayı verdi, bitirdi. Ondan sonra Kırkpınar ekledi. Ondan sonra Yanığman'ı eklediler. Ondan sonra Kurtköy'ü eklediler. Bak o kanal tamam. Şeyde de vardı bir çalışma ama sanıyorum bitmedi. Eseltepe'nin altı. Yok tamamlayamadım. Bitti mi? Sakarya Üniversitesi'ni bağladılar sadece. Ha yok ama şeyde binaları yok. Şehrin yok bak. Şehrin yok. Bunlar nereye akıyor? Onlar afiyetle vatandaş gereğini yapıyor. Ya beton içine alıyorlar. Ama onun altı açık. Altında o pis sular gidiyor yer altı suyuyla karıyor. Bunu bırakın İzmit tarafında bir tanesinde yok. Oradan lağımlar buraya akıyor kardeşim. Ha.